Paradan bahsederken tek önemli olan şey paranın miktarı değil, bu parayı ne zaman alacağınız veya ne zaman ödeyeceğinizdir. Bunu daha somut hale getirmek için bir örnek verelim. Diyelim ki bankaya yatırdığınızda %10 faiz almanızı garanti ediyorlar. Bankada yatan para risksiz getirisi %10. Bu oran geçmiş yıllarda gördüğümüz oranlara kıyasla oldukça düşük ancak hesaplamayı kolay yapmamızı sağlayacak bir oran seçtim. Varsayalım ki her zaman bankadaki paranızı risk almaksızın yatırım yaparak %10 faiz alabiliyorsunuz. Bu koşullar altında ben şimdi birkaç senaryo oluşturacağım. Bunların arasından hangisinin sizin için en cazip seçenek düşünmenizi istiyorum. Size şimdi hemen 100 lira verebilirim. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek size hemen 100 lira vermek yerine bir yıl sonra 109 lira verebilirim. Üçüncü seçenekte ise size 2 yıl sonra 120 lira verebilirim. Seçeneklerinizi kısaca tekrarlayalım. Size şimdi 100 lira verebilirim veya 1 yıl sonra 109 lira verebilirim veya 2 yıl sonra 120 lira verebilirim. Ve biliyorsunuz ki risk almadan sağlayabileceğiniz yıllık getiri oranı ise %10. Paraya acil ihtiyacınız olmadığını, bunun bir kenara koyduğunuz, biriktirdiğiniz para olduğunu varsayıyoruz. Hemen ödemeniz gereken bir borcunuz, faturanız vesaire yok. Bu seçenekler arasında sizin için en cazip olan hangisi? Eğer sadece paranın mutlak değerini düşünseydiniz, bu seçenekler arasındaki en büyük rakam 120 lira olduğu için 120 lirayı isterdiniz çünkü aralarındaki en büyük rakam buydu. Ama aklınızın bir köşesinde hep "Ama bu parayı şimdi değil, uzunca bir süre sonra alacağım." düşüncesi var. Belki de bu sürede bir şeyleri kaçıracağınızı düşünüyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Kaçırdığınız fırsat şudur. Eğer bu parayı daha erken elinize alabilseydiniz, bankadaki risksiz %10 getiriyi kazanma imkanından yararlanabilecektiniz. Bunları karşılaştırmak isteseydiniz, bunu nasıl yapabilirdik bir bakalım. Önce birinci senaryodan başlayalım. 100 lira şu an elimde olsaydı ve bunu bankaya yatırdığımda yıllık %10 risksiz getiri kazanabiliyor olsaydım param ne kadar büyüyecekti? Birinci yılın sonunda 100 liranın %10'u 10 lira edecek Yani bir yılın sonunda faiz olarak 10 lira alacaksınız ve banka hesabınızdaki toplam yatırımınız 110 lira olacak Bu hesaplamayı yaptığımızda şimdi elimizde olan 100 lirayı bankaya yatırıp risk almadan %10 faiz kazandığımızda elimizdeki para 110 lira olacak ve bu bir sene sonra 109 lira alacağım ikinci seçeneğe göre daha cazip olacak Bu koşullar altında bunun yerine bunu tercih ediyor olursunuz bir sene sonraki rakamları karşılaştırdığınızda 1 lira daha iyi durumdasınız Peki 2 yıl sonra durum ne olacak? Şimdi 100 lirayı aldınız bu 1 yıl sonra 110 lira oldu Sonra 110 liranın üstünden %10 faiz kazandınız ki bu da 11 lira ediyor 110 lira artı 11 lira paranız 121 lira olacak 100 lirayı şimdi alıp bankada risk içermeyen bir yatırım yaptığınızda 1 yılda %10 kazanıyorsunuz Bu seçenek yine daha iyi sonuç veriyor. 2 yıl sonra 120 lira almak yerine parayı şimdi alıp %10 faizle 2 yıl değerlendirirseniz 121 liranız olacak. 2 yıl sonra elinizde 1 lira daha fazla para olması demek bu. Bu düşünce yani paranın sadece mutlak değerinin değil, ne zaman elinizde olduğunun da önemli olması. Bu düşünceye paranın zaman değeri diyoruz. Başka bir deyişle risk almaksızın kazanacağınız getiri oranıyla bu paranın belirli bir süre sonunda ne kadar olacağını hesaplıyoruz ve bunu gelecekte alacağımız diğer tutarla karşılaştırıyoruz. Paranın zaman değeri ile bağlantılı olan bir diğer kavram da şimdiki değer kavramı. Hatta hem şimdiki değer hem gelecekteki değer kavramlarından bahsedeyim. Şimdiki değer ve gelecekteki değer. Aynı varsayımlarımızı kullanmaya devam edelim. Risk almadan kazandığımız yıllık getiri yine %10 olsun Birisi size 2 yıl sonra 121 liranın bugünkü değeri nedir diye soruyor olsun. Size şimdiki değeri soruyorlar. Şimdiki değeri veya bugünkü değeri BD olarak kısaltalım. 2 yıl sonra 121 liranın şimdiki değeri nedir? Bu soruyu şu şekilde de soruyor olabilirdik. Bankaya bugün ne kadar para yatırıyor olmalıyım ki risk almaksızın sağladığım getiri oranı yıllık bazda %10'sa bu para 2 yılın sonunda 121 lira olsun. Biliyoruz ki bankaya 2 yıl içinde %10 faizle 100 lira para yatırmış olsaydık vade sonunda 121 liramız olacaktı. Yani 121 liranın bugünkü değeri 100 liradır. Peki bize gelecekteki değeri soruyor olsalardı, şu an elinizde olan 100 liranın 1 yıl sonraki değeri nedir? Bankanın size verdiği faiz oranı %10 ise paranızı 1 yıl içinde yatırdığınızda 1 yılın sonunda %10 liranız olacak. Gelecek değeri 110 lira. 2 yılın sonundaki değer ise 2 yıllık gelecek değer olacak Bu da 121 lira olacak Şimdi bunları aklımızda tutarak daha ilginç bir soruya bakalım Diyelim ki risk almaksızın kazandığımız getiri oranı yine %10 olsun %10 hesaplamayı kolaylaştırıyor Bu sebeple söylüyoruz Diyelim ki birisi bize 1 bir yıl sonra 65 lira veriyor olacak Ve bu 65 liranın bugünkü değerini bulmak istiyoruz 1 yıl sonraki 65 liranın bugünkü değeri nedir? Bugünkü değeri hesaplarken şunu soruyoruz aslında Risk almadan kazandığımız getiri oranı eğer buysa Bankaya bugün bu faiz oranıyla ne kadar para yatırıyor olmalıyım ki Bu para vade sonunda 65 lira olsun Ne kadar para yatırmam lazım ki Buna finansçılar ana para diyor Ana para tutarıma x diyelim çarpı bunu her yıl %10 ile büyüteceğim Sanırım şöyle yazsam daha anlaşılır olacak x artı x'in yüzde 10'u eşittir 65. Bir yılın sonunda ana para artı ana paradan kazandığım yüzde 10'luk faiz toplamı 65 lira olacak. Yani x artı 0.10x eşittir 65 lira toplarsak 1.10x eşittir 65 lira olacak. Denklemi çözmek için her iki tarafı 1.10 bölelim. Bunlar birbirini götürüyor. Hesap makinemizi de Elimizi alalım. x eşittir 65 bölü 1.1 olacak. Sonuç 59.09 Yani x eşittir 59.09 lira Bugünkü değer eşittir 59.9 lira Bugün elimde olan 59.9 liranın risk almaksızın yılda %10 getiri sağladığı bir ortamda bir yılın sonundaki değeri 65 lira olacak.